hafta içi her gün ATV'de ekrana giren Esra Olup programında her gün farklı olaylar konuşuluyor. Bazı olaylar ise oldukça dikkat çekiyor. Bu olaylardan biri de sahte Mehdi skandalı. Fatma Olgun isimli bir anne 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüt Olgun'u bulmak için Esra Olup'a katıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde daha önce kaçak kazı yaparken yakalanan Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk olayı şaşırtmaya devam ediyor. Programa gelen ihbarlar ise hayrete düşürüyor. Aranan kayıp kız canlı yayına bağlanarak kayıp olmadığını, İslam'ı sözde Mehdi'den öğrenerek ibadet ettiklerini söyleyerek gerekirse ailesini de reddedeceğini ifade etti. Acılı anne kızının kaybolmadan önce kendisinden sopa istediğini ve bu sopayla sözde ibadet için kendisine vurduğunu anlattı. Sözde hocanın öğütlerini dinleyen genç kız kendine her vurduğunda günahların affolduğuna inandığını öğrendi. Yapılan ihbarlarda Sözde Hoca'nın topluluğa kattığı kişileri kandırarak kredi çektirdi öğrenilirken mağdurları kandırarak kiraladıkları termal otelde alıkoydukları bilgisine ulaşıldı. Esra Erol'un bugünkü yayınında Sözde Mehdi Mustafa Çabuk ile ilgili birçok ihbar gelmeye devam etti. Programa bağlanan kişiler yakınlarının aile olarak kandırıldığını anlattı. Aynı zamanda tüm maddi varlıklarını sözde hoca Mustafa Çabuk ile paylaştığında dine getirdi. Mustafa Çabuk tarafından kandırılan kişiler kırbaçlanarak günah çıkardıklarını ve Taymar Otel'de yaşanan yaşananların e, kendisi anlatılmamasını yönelik sözleşme imzaladıklarını söylendi. <laughs> e, Çanakkale'de bağlanan köy muhtarı ve köylüleri sözde Mehdi'nin köye depremzede getireceğim diyerek köy yerleştirdiğini anlattı. Programın muhabiri Caner Tarmal otelin içine gezmek istedi. Fakat sözde Mehdi'nin sözde vekili Hasan otelin içinden görüntü alınmasına izin vermedi. E, çekim otelin bahçesinde yapıldı. Paylaşılan videoda değnek vücudun belli bölümlerinde vurulması gerektiğini bittikten sonra ise helallik istenmesi gerektiğini anlatıyor. Hasan'ın babası 6 ay önce otelde yaşadığını anlattı. 6 otelde yaşadığını anlattı. Türkçe namaz kılınacağını, günah çıkarmaların olduğu sözde Mehdi'nin oğlunun ve oradakilerin beynini yıkandığını ifade ederek sözde Mehdi'nin şeytan konuşturma seansı saçmalıkları ardından otaylar andıklarını açıkladı. Bugün birkaç da böyle takılmalar yaparaktan kusura bakmayın bu sözde Mehdi olayını anlatmaya çalıştım. Umarım ki anlatabilmişimdir diyelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.